Evet, ileri seviyede çözdüğümüz 101 sorudan kaçıncıdayız Vural Hoca? 91. sorudayız. Grafikte bir ülkede 2006 yılında çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı gösterilmiştir. Hangi ülke olduğu söylenebilir? Hocam. Tarım Şura. %60 ya. Çıkmamış tam. Tarım %60, sanayi %17, hizmet %24. Bence bu ülke gerçekten çok geri kalmış bir ülke. Hindistan. Aha. Hakaret ettin ama şimdi insanlara. Hayır, sen geri kalmışsın. Ayıp ettin, ayıp ettin. 92. Yukarıda Hollanda ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Avrupa'nın en yoğun nüfuslu ülkelerindendir. Sıcak okyanus akıntısının etkisiyle iklim bulunduğu enleme göre ılıktır. Ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğu kırsal kesimde yaşar. Topraklarının büyük bir kısmı dağlarla kaplıdır. Yanlış zaten. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısıdır. Zaten yanlış. Sıcak okyanus akıntısından bahsediyor. Hocam, Avrupa'nın en yoğun nüfuslu ülkesidir. Ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğu kırsal kesimde yaşar. Cevabımız Bürse. Kırsal kesimde mi yaşıyor ülkenin? Hollanda yağış miktarı çok yüksek olmasa da yağış rejimi düzenli ve kışları ılık olduğu için tarımsal üretim üzerinde iklimin olumsuz etkisi azdır. Hı hı. Bu nedenle tarımsal üretimi fazla olan ülkede üretimin büyük bir kısmı yurt dışına satılır. Eyvallah. Buna göre Hollanda'nın başlıca ihraç ürünleri arasında hangisi yer almaz? Hangisi yer almaz? Yurt dışına sattığı ürünler arasında hangisi yer almaz? Çay. Herhalde hocam. Çay üreten ülke hangisi daha çok? Türkiye. İngiltere ve Türkiye. 94. soru. Hindistan'ın 1.2 milyarı aşan nüfusuyla günümüzde en fazla nüfusa sahip ikinci ülke konumundadır Hindistan. Ancak nüfus artış hızı çok fazla olan Hindistan'ın yakın bir zamanda Çin'i geçip birinci sıraya yükselmesi beklenmektedir. Çünkü doğum oranları Çin'den daha yüksek ama nüfusu daha az. Hindistan'da ülke dışına yapılan işçi ve beyin göçü çok fazla olmasına rağmen nüfus hızla artmaya devam etmektedir. Çünkü doğum oranı çok yüksek. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Doğum oranları fazladır, evet. Nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır, evet. Yurt dışından göç almaz. Bunu söyleyemem ben. Nasıl göç almaz? Ne biliyorsun? Bir kişi bile hocam gelmiş olsa göç almıştır, öyle değil mi? Çin'e göre nüfus artışı daha yüksektir. Evet, yurt dışına yetişmiş insan göndermektedir. Evet, beyin göçü verir. Fakat bir miktarda alır. 95. soru. Sanayi devrimi ile birlikte İngiltere'de hızlı bir şehirleşme süreci yaşanmıştır. Sanayi devriminden önceki yıllarda 150 civarında olan şehir sayısı 1850 yıllarda, ki biliyorsun 18. yüzyılın başı gibi yaşanıyor sanayi devrimi, yaklaşık 3 katına çıkmıştır. Bu durumun oluşmasında özelliklerin hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Köyden kente göç yaşanması etkili olmuştur. Tarımsal verimin artması, hayır, şehirleşmeden bahsediyor. Tam tersi etki oluyor. Evet, ve doğum oranlarının artması etkili olmuştur. Cevap bu nedenle D şıkkıdır diyoruz. 96. soru. Bir yük gemisinin Batı Avrupa, Avustralya, Kuzey Avrupa, Güney Asya, Akdeniz, Doğu Asya arasında sefer yapabilmesi için hangisini kullanması gerekir? Hocam, Akdeniz, Doğu Asya diyor. Hı hı. Kuzey Avrupa, Güney Asya. Yani dikkat edin, yukarıdan aşağı iniyor. Akdeniz, Doğu Asya yine aşağı iniyor. Hangisinden geçmek zorunda hocam? Süveyş kanalında. Niye? Hürmüz Boğazı, İran çevresi, Panama Kanalı, Amerika, Magellan yaklaşık orası, Bering'de Kuzey Buz Denizi. Mantıklı cevap E şıkkı olarak kalıyor. 97. soru. İskandinav ülkeleri olarak adlandırılan ülkeler bölge türlerinin hangisi içinde bulunabilir diye soruyor. Deprem bölgesi, hayır. Aktif fay hattı çok az. Sıcak iklim bölgesi, hayır. Kutba çok yakın. Gelişmemiş ekonomi bölgesi, baş harfi I ile son harfi A ile biten, arada da K ile biten mobilya firmasına sahip, hı hı, olacaksın. Dünyanın çok önemli bilişim teknolojinden biri, cep telefonu, No ile başlayıp K ile giden şeye sahip olacaksın. Ama ekonomin gelişmeyecek. Bak, hiç reklam vermedim. Akdeniz iklim bölgesi, hayır. Fiyort tipi kıyılar görülür. Buzul kıyılarıdır. Doğru diyerek geçelim. 98. soru.
Sanayi faaliyetleri bakımından gelişmiş ülkeler bir bölgede toplandığında hangileri bu bölge içerisinde yer alır? İngiltere, İtalya. İngiltere, 1-4. İtalya 1 ve 4. Cevap Bursa. Evet. 99. soru. Samsun Limanı'ndan yola çıkarak Danimarka'ya gidecek olan bir yük gemisi su yollarından hangisinden geçmek zorunda değildir? Samsun Limanı'ndan çıkıyorsun. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçtin. Hı hı. Öyle değil mi hocam? Cebel Tarık'tan da geçersin. Hocam ya hiç buna bakmaya gerek yok ya. Danimarka'ya gidiyorsun, Panama Kanalı Amerika'da ya. Yani niye dolaşacağım? Belki oradan güney. Bak bu sorular genelde öğrencilere zor gelir. Tek tek hepsinin yerini bilmiyorum. Zaten sorunun hepsini yani bilginin tamamını bilmek zorunda değilsin. Panama Kanalı'nın Amerika'da olduğunu biliyorsun. Adam sana neresini yani söylüyor. Anladın mı? Hı hı. Peki. Verilen kent çiftlerinden hangisi arasındaki deniz trafiği daha yoğundur? İstanbul Tokyo. Hayır. Oslo Rotterdam. Hayır. Porto Hamburg. Amsterdam New York. Amsterdam New York. Öyle. Aynen öyle karşılıklı. Bir de Amerika'nın bulunduğu yerde ticaret vesaire çok yoğun yapılıyor. Alalım ve son sorunun kafasına sen çözsen hadi son soruyu. Yukarıdaki haritada verilen tarım alanlardan hangisi arazideki özelliklerinden tümüne sahiptir? Arazide engebelilik fazla olacak diyor. Burası çöl. Burayı geç. Burası Kuzey Amerika, Nevada çöl. Geç. Burası Asya, Sibirya bölgesi. Bir bakalım. Tarımda egzantif yöntemler uygulanır. Egzantif yani geri kalmış. Geri kalmış bir yerse bu Güney Amerika olabilir. Ama yüzey şekilleri sadece şey diyor hocam. Bu da çöl. Hmm. Şu olmaz. Avrupa çünkü burası. Burası Asya, Sibirya tarafı. Nüfus artış hızı fazladır. Ben 5 diyorum. Nüfus artış hızı niye fazla ki orada? Asya'da her daim gelişmemiş ülkelerde zaten. Yanlış çözüyorsun ki. Sorunun cevabı yani. C. 3 neresi? Burada çöl ama. Değil mi? Şurası Ant Dağları. Hı-hı. Kıyıda. Anladın mı hocam? O dağları ben gittim bak gördüm. Arazide engebellik fazladır. Ant Dağları var. Tarımda ekstansif yöntemler uygulanır. Çünkü ülkeler burada geri kalmış. Nüfus artış hızı fazladır. Çünkü Latin ülkesidir. Sorumuzun cevabı C şıkkı diyelim. 101 sorununda. Ben burayı Afrika zannediyorum. Hocam glikoz. Vallahi iyi mi? Yoğun glikoz. 101 bitti arkadaşlar. Ne yapacaksınız? İnşallah güzel bir sınav geçeceksiniz diyoruz. Amin. Hepinize. Görüşürüz.